Tarih her zaman başarılı devletleri yazmaz. Gürcistan Krallığı. 10. yüzyılda Kafkas toplulukları dağınık bir biçimde yaşıyordu. Slavlar, Türkler, Ermeniler ve Gürcülerin yaşadığı bu coğrafyada mutlak güç sahibi bir devlet bulunmuyordu. Bu durum 11. yüzyılın hemen başında 3. Bagrat'ın kendini Gürcü Kralı ilan etmesiyle bozuldu. 3. Bagrat 1008 yılında babasının idaresindeki İberya'yı aldı. Bu şekilde Gürcistan'ı tek bir devlet çatısı altında birleştirdi ve kendisini de Birleşik Gürcistan'ın, Gürcistan Krallığı'nın ilk hükümdarı oldu. Tahta çıktıktan sonra doğusunda bulunan Kaheti Hereti devletinde hak talep etti. 2 yıl süren savaşlar ve ağır diplomasi sayesinde bu devleti kendi himayesi altına almayı başardı. Bagrat daha istikrarlı ve merkezi bir monarşi kurmak amacıyla hanedan prenslerinin özerkliğini azalttı. Oğlu 1. Georgi'nin verasetini korumak adına Bagrat kuzenleri Summat ve Gurgen'i uzlaştırıcı bir toplantı bahanesiyle Panaskerti Kalesi'ne çağırdı ve 1010 yılında onları hapse attırdı. Kuzenlerinin tüm mülklerini kendi ailesine bağladı. Sumbat'ın oğlu Küçük Bagrat ve Gurgen'in oğlu Dimitri, kralın gazabından kaçarak Doğu Roma İmparatorluğu'na sığındılar. Kralın yaptığı bu zorbaca hareket devlet ileri gelenlerinin tepkisini çekmişti. Lakin kimse kayda değer bir muhalefet oluşturmamıştı. Kral Bagrat her ne kadar iç siyasette sert bir tavır ortaya koysa da komşularıyla iyi geçinerek bir denge politikası oluşturdu. Hem batısındaki Doğu Roma ile hem de Tiflis Arap Emirliği ile barışı korumuştur. Zaten Roma'ya veya Araplara saldırması halinde mutlak hezimetin yaşanacağını biliyordu. Lakin her devletin kaçamadığı bir gerçek vardır. Savaş. Doğu Roma ile savaş. Kral Bagrat'ın ölümü üzerine oğlu 1. Georgi yeni hükümdar olmuştu. Gürcistan Krallığı'nın batısında yer alan Tao bölgesi 990 yılında Doğu Roma'ya karşı yapılan başarısız isyanlar sonucunda Romalıların kontrolüne geçti. Tao bölgesinin yeniden kontrol altına almak isteyen Kral Georgi 1015-1016 yıllarında Tao'yu yeniden ele geçirdi. Bütün kuvvetlerini batıya yönlendirmiş olan Bizans, Bulgar İmparatorluğu ile acımasız bir savaşın içindeydi. En sonunda Bulgarları 1021 yılında yenmeyi başaran Doğu Romalılar ordularını Gürcistan'a sevk etti. 2 yıl süren yorucu savaş Bizans zaferiyle sonuçlandı. Gürcistan kralı bir ateşkes imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre Tao ve İberya bölgesi Romalılarda kalacaktı. Ayrıca kralın 3 yaşındaki oğlu 4. Bagrat rehin olarak Konstantinopol'e gönderilecekti. Böylelikle Georgi'nin Bizans'a yapacağı bir yanlış oğlunun canına mal olacaktı. Lakin çeşitli sebeplerden dolayı 3 yaşındaki rehin 1025 yılında serbest bırakıldı. Tarihler 1027'yi gösterdiğinde Kral Georgi hayatını kaybetti. Hükümdarlığının 7 yılını Bizans İmparatorluğu ile kanlı ve sonuçsuz toprak kayıplarıyla geçiren kraldan sonra 8 yaşındaki oğlu tahta geçti. 8 yaşındaki 4. Bagrat tahta geçtikten sonra Gürcistan Krallığı prestij kaybetmişti. Dedesi 1. Bagrat'ın özerkliğini aldığı Kaheti ve Hereti Krallığı tekrar özerkliğine kavuşmuştu. Ayrıca büyük asilzadelerin Gürcü tahtına sadakatleri de sorgulanır düzeye inmişti. Çocuk Bagrat reşit olana dek bazı soylulara imtiyaz tanımak zorunda kaldı. Aradan yıllar geçti. Bagrat reşit olunca tekrar otoritesini güçlendirmesi gerektiğini düşündü. Lakin bu kolay olmayacaktı. Gürcistan iki zorlu dış düşmanla yüzleşiyordu. Bizans İmparatorluğu ve yeni ortaya çıkan Selçuklular. Büyük Türk İstilası. 11. yüzyılın ikinci yarısına 1040'lı yıllarda Orta Asya ve İran'ın çoğunu kapsayan geniş bir imparatorluk oluşturan Selçuklu Türklerinin önemli stratejik istilası damga vurdu. Selçuklu tehdidi Gürcü ve Bizans hükümetlerinin yakın işbirliği oluşturmasına neden oldu.
1066-1071 yılları arasında Bagrat'ın kız kardeşi Maria, ittifakı sağlamlaştırmak için Bizans yardımcı imparatoru Mihail Doukas ile evlendi. Selçuklular akraba olan bu iki devletten birine saldırdıklarında karşısında iki devlet bulacaktı. Peki Alparslan'ı yenmek için bu yeterli olacak mıydı? Selçuklular ilk olarak 1060 yılında Tuğrul Bey baştayken Alparslan önderliğindeki ordularla Gürcistan'a akınlar başlattılar. Gürcistan'ın güneydoğusundaki Türk varlığı batıdaki Romalıları da endişelendirmişti. Gürcüler Alparslan'ın istilasından sonra zor da olsa toparlanmaya başladılar. Gürcü kökenli Bizans valisi Gregorios'un desteğiyle güvenliği sağladılar. Böylece 2. Giorgi'ye Bizans'ın Sezar ünvanı bahşedildi. Kars Kalesi 2. Giorgi'nin emrine verilmişti. Doğu sınırının güvenliği bu komutana emanetti. 1071 yılında Türkler Romalılar karşısında büyük bir zafere imza attı. Malazgirt Muharebesinden sonra Alparslan'ın beyleri Anadolu'ya hızla akınlar yapmaya başlamıştı. Gürcistan'ın Selçuklar ile olan sınırı bir hayli uzamıştı. Gürcistan Krallığı bütün kuvvetlerini Selçuklu sınırına çekti. Ancak bu Selçuklu ilerleyişini durdurmaya yardımcı olmadı. Bizans'ın Anadolu'dan geri çekilişi Gürcistan'ı Selçuklularla direkt olarak daha alakadar duruma getirdi. 1073'te Selçuklu Sultanı Alparslan Kartli'yi harabeye çevirdi. 1076'da Selçuklu Sultanı 1. Melikşah Gürcistan'a güçlü bir şekilde ilerledi ve birçok yerleşimi harabeye çevirdi. Gürcü tarihinde Büyük Türk istilası olarak bilinen geniş Türk akınlarından bıkmış olan Giorgi, 1080 yılında barış sağlamak için Melikşah'a haraç ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Giorgi'nin Selçuklulara bağlılığını kabul etmesi Gürcistan'a gerçek bir barış getirmedi. Türkler Kura Vadisi'nin zengin otlarını kullanmak için Gürcü bölgelerine mevsimsel hareketlerine devam ettiler ve Selçuklu garnizonları Gürcistan'ın güneyindeki kilit kaleleri ele geçirdiler. Bu akınlar ve yerleşmeler Gürcistan ekonomisine ve politik gücüne yıkıcı bir etki yarattı. Yeniden toparlanma. Krallığının kaosa sürüklendiğini gören 2. Giorgi, 1089 yılında tahtı 16 yaşındaki oğlu 4. David'e bıraktı. Kral 4. David, yetenekli bir devlet adamı ve kumandan olduğunu kanıtladı. 4. David, mahkeme başkanı hocası Giorgi Chikondidi'nin rehberliğinde yetişkinlik çağına geldiğinde feodal lordların muhalefetini bastırdı ve yabancı güçlerle etkili bir biçimde mücadele etmek için elindeki gücünü merkezileştirdi. 1089-1100 yılları arasında izole edilmiş Selçuklu birliklerine ani baskınlar düzenlemek ve yok etmek için küçük birlikler oluşturdu. Terk edilmiş yerlere yeniden yerleşimi başlattı. 1099 yılına gelindiğinde 4. David'in gücü Selçuklulara haraç ödemeyi kesme yetecek kadar kayda değerdi. 1104 yılında David'in destekçileri Doğu Gürcistan bölgesi Kahati'yi ele geçirdi ve Selçuklu Sultanı'nın sadık vasalı yerel kral 2. Aksartan'ı esir alarak bölgeyi Gürcistan'ın geri kalanı ile birleştirdi. David, Kahati'nin ele geçirilmesini takiben gönderilen Selçuklu kuvvetlerini 1105'te Erzurum Muharebesi'nde bozguna uğrattı. 1110 ve 1118 yılları arasında Samşvil'de Rustavi, Gişi ve Lori kilit kalelerini de ele geçirdi. Kral David ordusunu güçlendirmek için 1118-1120 yılları arasında büyük bir askeri reform başlattı ve Kuzey Kafkasya'dan birkaç bin Kıpçak'ı Gürcistan'ın sınır bölgelerine yerleştirdi. Karşılığında Kıpçaklar aile başına bir asker vermek şartıyla Kral David'e kraliyet muhafızlarına ek olarak daimi bir ordu kurmayı sağladı. Yeni ordu hem dış düşmanlar hem de içerideki güçlü lordların muhalefetlerine karşı savaşmak için yeterli gücü krala sağladı. Gürcü-Kıpçak ittifakı, David'in Otrak Han'ın kızıyla olan evliliğiyle mümkün olmuştu. 1120 yıllarının başlarında Kral David daha agresif bir yayılma politikası başlattı. Komşu Şirvan'a girdi ve Kabala kentini aldı. 1120-1121 kışında Gürcü birlikleri başarılı bir şekilde Güney Kafkasya'ya giden
Doğu ve Güneybatı yolları üzerinde bulunan Selçuklu yerleşimlerine saldırdı. Müslüman güçler, Güney Kafkasya'daki Hristiyan devletin hızlı yükselişi karşısında endişeye kapıldılar. Hali hazırda Selçuklular da zayıflama halindeydi. 1121'de Selçuklu Sultanı Muhammed, Gürcistan'a karşı savaş ilan etti. Ancak 12 Ağustos 1121'de Didgori'de Kral David düşman ordusunu bozguna uğrattı. Kaçan Selçuklu birlikleri birkaç gün boyunca peşlerindeki Gürcü süvarileri tarafından imha edildiler. Muazzam miktardaki bir ganimet ve esirler Gürcü ordusu tarafından ele geçirildi. Kral David ayrıca Arap işgalinden geriye kalan son idare bölgesi Tiflis'i 1122'de yeniden fethetti. Başkenti buraya taşıdı ve Gürcü altın çağını başlattı. İyi eğitimli bir adam Kral David, farklı dinlerin kabullenilmesi ve tolerans gösterilmesini vaaz etti. Müslümanlar ve Yahudiler için vergileri de, askerliği de kaldırdı ve Müslüman alimleri ve sufileri korudu. David'in ordusu 1123'te Güney Gürcistan'daki son Selçuklu kalesi Dmanisi'yi özgürleştirdi. 1124'te David sonunda Şirvan'ı ele geçirdi ve Ermeni şehri Ani'yi Müslüman emirlerinden aldı. Böylece krallığının sınırlarını Aras Havzası'na doğru genişletti. Ermeniler onu bir kurtarıcı olarak karşıladılar ve ordusuna yardımcı kuvvetler sağladılar. Bu başarılardan sonra Kral David, Mesih'in kılıcı unvanını aldı. 4. David bu dönemde Doğu Ortodoks Hristiyan dünyasının önemli bir ilim merkezi olan Gelati Akademisi'ni kurdu. Kuruluşu için harcanan büyük çabadan dolayı dönemin insanları onu Yeni Hellas, II. Athos olarak çağırdılar. David ayrıca Gürcü dini himnografisinin yenilenmesinde kişisel olarak büyük rol oynadı. 8 serbest ölçüde ilahi sekansından oluşan bağışlanma ilahilerini yazdı. Bu günahlarının bağışlanması ilahisinde David, Tanrı ve halkına karşı olan benzer ilişkiyle kendisini İncil'deki Davut'un yeniden hayata gelmiş hali olarak görür. Gürcistan Krallığı'nın Altın Çağı. Gürcistan Krallığı, Kraliçe Tamar döneminde Gürcistan'ın altın çağını yaşamıştır. Kraliçe Tamar, Gence, Nahçıvan, Trabzon İmparatorluğu ve Alanya gibi yerlere de egemenliğini kabul ettirmişti. Kraliçe Tamar, 1194-1204 yılları arasında güneyden gelen Türk seferlerine karşı koymuştur. Kraliçe Tamar döneminde Gürcü ordusu o kadar güçlü hale gelmişti ki günümüz İran'ın kuzeyine bile seferler yapılmıştı. 1220 yılına kadar Kafkaslar'da büyük bir güç olarak yaşayan Gürcülere karşı yeni bir Türk komutan geliyordu. Moğol istilasından uzaklaşıp batıya yaklaşan Celaleddin Harezmşah.